Kardeşlerim, muazzez müminler. Parası yoksa zekat ondan düşer. Zekat ona farz olmaz o mümine. Sağlığı yoksa, imkanı yoksa haçla düşer. Yataktaysa, seferdeyse oruçla düşer. Sonra kaza eder. Fakat namaz, aklı başındaysa, Takati varsa, mecali varsa namaz düşmez. Her halde namazı eda etmek zorunda. Çünkü namaz yemek gibi, su gibi müminin sürekli muhtaç olduğu bir şey. Ekmeğe muhtaçsın hayatta olduğu müddetçe. Suya muhtaçsın hayatta kaldığın sürece. Onlarsız bedenini ayakta tutamazsın. Namaz da seni Rabbine bağlayacak. İnna salate tenha anil fahşai vel münker. Fuhşiyattan münkerden uzaklaştıracak. Namaz ruhuna gıda olacak. Ela bi zikrillah tadma innul kulub. Yürekler sadece namazla Allah Teala'yı zikretmekle mutmain olabilir. Seni dünyadan alacak, maveraya götürecek. Masivadan maveraya ulaşacaksın. Onun için Musa Aleyhisselam'a, Firavun'a giden peygambere, اِذْهَبْ اِلٰى فِرَعُونَ innehu تَغَى Firavun'a git, o azan Firavun'a git, azlığından dolayı git, ona haddini bildirmeye git. Musa Aleyhisselam giderken, Allah Azze ve Celle emreder. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ Beni hatırlamak için namaz kıl Firavun'un karşısında durmak için namaz kıl Nemrud'un karşısında İbrahim olmak için namaz kıl Ashab-ı Uhdud'un ateşten dolu hendeklere attığı o kadınlar gibi ateşe girerken de Allahu Ekber diyebilmek için namaz kıl. Seyit Onbaşı gibi tabyanızdaki arkadaşlarınız şehit olduğunda o Fransız zırhlısı İstanbul'a doğru giderken 275 kiloluk topu ya Allah deyip kaldırabilmek için düşmanın karşısında yalnız başına durabilecek iradeye, cesarete, şecaete sahip olabilme adına namaz kıl. Ve akimis O en zor mahallerde beni hatırlamak, benim kuvvetimi, kudretimi, azametimi hatırlamak için namaz kıl buyuruyor Allah Azze ve Celle. Kardeşlerim, bütün peygamberler namaz kılmayı emrettiler. Çevrelerine, ashablarına, ümmetlerine namazı anlattılar. Çünkü namaz onların gıdası olacak. Namaz onları Allah Azze ve Celle'ye bağlayacak. Namazdan huşu, namazdan zevk alabilmek için, namazı zevk derecesinde idrak edebilmek için yüreğimizi namaza hazırlama mecburiyetimiz var. Evden çıkıyorsunuz, camiye gelirken Allahu Ekber, Allahu Ekber. Müezzin kardeşim, İslam'ın manifestosunu minarelerden ilan ederken, sen dilinle, sen yüreğinle, sen bütün organlarınla Allahu Ekber min kulli şeyin diyorsun. Allah her şeyden daha büyüktür. Madde planında kıyasa imkanı olmadığı halde söylüyorum. İlan ediyorum Allahu Ekber. Sonra geliyorsun, en güzel kıyafetini giyiyorsun. Ya beni Adem'e huzu zinetekum inde kulli mescidin. Pijamayla gelmiyorsun. Eşofmanla gelmiyorsun. Şununla bununla gelmiyorsun. Allah'ın huzuruna, kainatın sahibinin huzuruna gidiyorum. Kalem odalarından, kırmızı halılardan geçmeden doğrudan huzura geleceksin. En güzel elbiseni, pahalı elbiseyi değil, en temiz olanını, en güzel olanını, sana en sevgili olan elbiseyi alıyorsun. Cuma'ya geliyorsun, namaza geliyorsun, şadırvanda oturdun ya da evinde abdest alıyorsun. Abdest alırken Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu Allahumme ec'alni min et-tevabin ve ec'alni min el-mutetahirin bütün varlığımla şahadet ediyorum senden başka ilah olmadığına Muhammed'in kulun ve resulun olduğuna şahadet ediyorum ya Rabbi diyorsun beni tevbe edenlerden beni temizlenenlerden kabul eyle ya Rabbi Yüzümü suyla temizliyorum, elimi temizliyorum, ayağımı temizliyorum, yüreğimi, aklımı sen temizle huzuruna geliyorum ya Rabbi diyorsun. Hani biri gelmişti, Efendimiz Aleyhisselam'a sormuştu. Ya Resulallah bana saat eder misiniz? Allah Resulü buyurmuşlardı. Salli salate muvedde'in Dünyadan ayrılan adamın namazını kıl Biraz sonra ayrılacaksın Ardında senin namazını kılacaklar, musallaya koyacaklar, tabudunu taşıyacaklar. Sanki dünyada kalmayacaksın, irtibatın kopacak. Yani bunları adım adım, merhale merhale yaparak kendini namaza hazırlıyorsun. Peygamber buyurmuştu ya, ''Cu'ilet kurretu ayni Sala". ''Gözümün nuru namazda'' Hani Bilal'e diyordu ya, ''Erihna ya Bilal'' Bizi rahatlat ey Bilal. Erihna biha. Bizi namazla rahatlat Bilal. Namazı kılalım, yükü atalım değil. Hadi kalkalım. Allahu Ekber diyelim. Bismillah diyelim. Kralların, sultanların, meliklerin adıyla değil. Yer ve gökleri yaratan Allah Azze ve Celle'nin adıyla diyelim. Fatiha'yı okuyalım. Halimizi arz edelim. Euzü billah diyelim. Ya Rabbi inne şeytan lekum aduun fettehizuhu aduwa. Şeytan düşman, şeytan hasım ya Rabbi. Şeytan saldırıyor Allah'ım. Adamlarıyla üzerimize geliyor ya Rabbi. Biz de sana geldik. Sana iltica ediyoruz. Saf saf olduk. Huzurunda duruyoruz ya Rabbi. Bizi huzuruna kabul eyle Allah'ım diyorsun. Sonra rükûden secdeye varıyorsun. Secde et vaktarip, Bana yaklaş buyuruyor. Yere çömel semaya yüksel. Secdeye gel ruhumla semaya yüksel. Ruhumuzla semaya yükselebilmek için namaz kılıyoruz. Kardeşlerim, ashab-ı kiram namaza hazırlanırken titrerdi. Ali bin Ebi Talib abdest alırken titrerdi Hazreti Ali radıyallahu anh. Sordular Dediler ki Ali Sen Hayber'i titrettin Ali Sen o Hayber'in kapısını açan Allah'ın aslanı Ali Neden titriyorsun Ali dediler Ali bin Ebi Talib radıyallahu an İnna aradınel emanete ales semavati vel ardi vel cibali Fe ebeyne en yehminleha Fe ebeyne en yehminleha Ve minha ve insan Dağların taşıyamadığı, yerin taşıyamadığı o emaneti Allah bize verdi. Şimdi bizim omuzumuzda o emaneti Rabbime arz etmeye onun huzuruna gidiyorum. O beni titretiyor. Sahabe namazda dururdu. Uzun kıyamları vardı onların. Evde gece namazlarında ayakları arkadan yarılır topuğundan, topuktan kanlar boşalır. Fark etmezlerdi. O halde kanın çıktığını anlamaz, namaza devam eder, eşleri kızları ağlardı onların hallerine. Öyle namaz kılardı. Yüzlerinin rengi değişirdi namaza gelirken. Allah'ın huzuruna çıkacaklar. Hallerini arz edecekler. Biz geldik ki ya Rab diyecekler. Günahımıza, masiyetimize, huzuruna çıkmaya yüzümüz olmadığı halde huzura geldik ki ya Rabbi diyecekler. Cuma'yı kılalım da gidelim. Biraz sonra işimize dönelim diye değil. Namaz, Alacaktı onları, dünyanın bütün sıkıntılarından, bütün meşakkatlerinden alacak. Buradan semaya bağlayacaktı, kardeşlerim. Bütün peygamberler namazı anlattılar, namaza çağırdılar. Hazreti İsa küçüktü kundaktaydı. Allah Azze ve Celle onu o halde konuştururken ve avsani bis salati ve zekati ma hayya. Hayatta olduğum müddetçe Allah bana ömür verdikçe ve avsani bis salati ve zekati. O bana namazı emretti, namazla ona yükselecek. Zekatı emretti, zekatla da insanlara yaklaşacak merhametimi gösterecek namaz bana nasıl bir merhamet verdi onunla yetimin başını okşayacak onunla fukaraya sadece Allah'ın rızasını kazanabilme adına sadaka verecek hayırda hasenatta bulunacak wa awsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya hayatta kaldığımız müddetçe namaz kılacak Allah'la sıla yapacak zekat verecek imkan varsa yok Yoksa sadaka verecek, simidin parasını bölecek, muhtaca verecek, muhacire verecek, yetime verecek. işte onu da yapıyorum. İnsanlara da sılamı yerine getiriyorum ya Rabbi diyecek Müslüman. Namaz onu alacak, bir halden başka bir hale götürecek kardeşlerim. Namaz dünyalarımıza müdahale edecek. Namaz dünyamızı değiştirecek. Hani başka dinlerde, başka anlayışlarda da ibadetler var. Onlar da ellerini kaldırıyorlar, yüzlerine, yüreklerine koyuyorlar, garip haller yapıyorlar. Pek çoğunun anlamı yok. Ama namazın bir anlamı var. Allah Teala bize neden namaz emretti? Niçin namaz kılıyoruz? Bir yerde çalışıyorsunuz. Orada genel müdür var. Sabah işe gittiğinizde sizi topluyor. 10 adım şu tarafa yürüyün diyor. Sonra 10 adım buraya doğru yürüyün. Şimdi oturun. Kalkın 10 adım daha gidin. Şimdi şu hareketi yapın. Ya bu adam aklını mı kaybetti dersiniz. Neden bize bu anlamsız hareketleri yaptırıyor? Peki kardeşim neden sabah kalkıyorsun? Neden ellerini bağlıyorsun? Neden rüküye gidiyorsun? Neden secdeye gidiyorsun? İnne's salate tenha anil fahşai vel munker. Allahu ekber diyeceksin. Bismillah senin adınla ya Rabbi diyeceksin. Sana sığınıyorum Allah'ım diyeceksin. Allahu ekber. Namazda her hareketi yaparken Allahu ekber diyeceksin. Secdeye kapanacaksın. Huzuruna geldim ya Rabbi diyeceksin. Adadan düşmandan nadanlardan sana sığındım bu sığınma halimi kabul eyle ya rabbi diyeceksin ve namaz seni alacak İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Bu ruhla, bu mana ile düşünerek, tefekkür ederek namazı kılıyorsak, o halde Rabbimizin huzuruna çıkıyorsak, namaz fuhşiyattan, namaz şeriatın ve aklın yasakladığı ne kadar kötülük varsa, ne kadar münker varsa seni ondan uzaklaştıracak. Seninle onlar arasına mesafe koyacak. 1 milyar 800 milyon alem insan namaz kılıyor. Fakat pazarlarımızda insanları kandıran tüccarlar var. 1 milyar 800 milyon namaz kılıyor. Fakat süte su karıştıranlar var. 1 milyar 800 milyon namaz kılıyor. Fakat evine kaçak elektrik, kaçak su alıp yetimin malını haksız yere alanlar, gasp edenler var. Sokakta gözüne hakim olamayan yüz binler var. Evlerinde o kadınları, onları izleyen müminler var. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. <laughs> namaz kılıyoruz ya Rabbi. Neden namaz bizi bu kötülüklerden, neden namaz bizi münkerden alıkoymaz ya Rabbi? Kur'an Hakim buyurur ki kardeşlerim: "Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u ssalata wattaba'u shahawat fasawfa yalqawun O peygamberlerden sonra gelenler Onların ardından gelenler peygamberlere ihanet ettiler, namazı terk ettiler, namazı bıraktılar, şehvetlerine bağlandılar, Allah ta azmalarının hesabını onlara soracak. Namazı terk etmek demek namazı kılmıyorlar kalkmıyorlar sabaha. Yası da Allah'ın huzurunda durmuyorlar. O manada değil. Namazı kılıyorlar fakat ruhunu terk ettiler. Neden kıldığını bilmiyorlar. Cumaya geliyor fakat insanlar geliyor diye geliyor. Hadi gidelim. O namazı kenara koyalım diye geliyorlar. Sabaha onun için kalkıyorlar. Namazın içini boşalttılar. Bir şekil, bir iskelet olarak namaz onların hayatında kaldı. Ve Allah bu yapmalarının, azmalarının hesabını dünyada onlara soracak. Onların başına düşmanları, onların başına şeytanın adamlarını musallat edecek. Kardeşlerim, namaz kılıyoruz. Ama namazı kıldıktan sonra dışarıya çıkınca hayatımızda gıybet varsa, dedikodu varsa, sokakta yürürken gözler harama kayıyorsa, onun bunun eşine kızına eğer o gözler kayıyorsa, Müslüman delikanlı o kadınlara, o programlara bakıyorsa, toto oynuyorsa, loto oynuyorsa, okey masalarına oturuyorsa, ''İnnes salate tenhanil fahşai vel münker. O namazı sadece şekil olarak kırıyor. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُوا صَلَا Namaza ihanet etmiştir. Allah azmasının hesabını, cezasını dünyada onlara soracaktır buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Kardeşlerim, namaz bizi bir dünyaya, bir hakikate davet ediyor. Kötülükten, münkerden uzak duracaksınız. Hani kanunlar var, o kanunları devletler polislerle korur. Polislerle onları muhafaza ederler. Polisin olmadığı yerde aldatırlar, ihanet ederler. Fakat namaz o polisi müminin kalbine koyar, yüreğine korar. Eğer namaz kılıyorsa sürekli beni gören bir sahibim var der. Sokakta gidiyorsunuz, yürüyorsunuz. Önünüzde zülehalar var. Onlar kendilerini arz ediyorlar. 19 20 yaşındasınız. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisisiniz. Nefsiniz diyor ki bak ona diyor. Bak ve dünyaya dair o zevke sen de er diyor. Fakat Kur'an hakime bakıyorsun. Namaz sana diyor ki, namazda okuduğun ayetler sana emrediyorlar. Vara vedetu lleti huwa fi beytiha an nefsi, an nefsihi ve gallakat al ve qalat Kale Allah Züleyhalar gel diyor Benim ardıma düş diyor Senin güzelliğin var delikanlı diyor Senin diploman var Araban var makamın var Servetin var şöhretin var Benimle gel diyor Kale Allah Sen delikanlısın 19'undasın ama Yusuf'sun Rabbim var diyorsun Namazda söz verdim Allah'ıma diyorsun İhanet edemem gözlerime ihanet edemem kulaklarıma. Kale maazallah Züleyha diyorsun. Allah var. Beni gören Allah var. Doktorsun. Köyden bir hasta geldi. Aldatabilirsin. Saf bir adam. İlaçla tedavi olacak. Ameliyat ona diyebilirsin. Eline düştü ya. Aldatabilirsin tam aldatıyorsun. Evin taksiti vardı. Daha iyi bir araba alacaktın. Ama içinde bir mana var. Namaz seni kötülükten alıkoyacaktı ya. O halde namaza gelmiştin. İçinde bir ses. Hazreti Yusuf gibi. Kale maadallah. Allah'tan haya ederim diyorsun. Rabbime sığınırım. Ey para diyorsun. Sen beni sıratta kurtarabilir misin? Sen beni cehenneme girmekten kurtarabilir misin diyorsun. Marangozsun, mobilyayı yapıyorsun, hazırlıyorsun, daha ucuza mal edeceksin. Tam çiviyi çakacaktın ya. İşte inna salate tenha anil fahsai vel munkar. Namaz seni münkerden, namaz seni kötülükten, fuhşiyattan alıkoyacaktı. Onun hesabı var. Ben ihanet edemem. Allah'a, Rabbime ihanet edemem diyorsun. Kardeşlerim namazı manasıyla namazı ruhuyla kılıyorsun. Bismillah diyorsun. Senin huzurundayım ya Rabbi. Dünyanın hesabını vermeye geldim. Sana sığınmaya, iltica etmeye geldim Allah'ım diyorsun. Kardeşlerim Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer Medine'nin dışına çıkar. Yürüyor, yürüyor. Yanında talebeleri var bir yere gelir çöl çölde bir çoban var koyunlarını bekliyor yaklaşır çobanın yanına der ki kimsin sen bu koyunların çobanıyım der peki der bizim burada soframız var oturur musun oruçluyum der İbni Ömer radıyallahu anhuma hem çobanlık yaparsın hem de Medine'nin bu sıcağında oruç tutarsın. Sonra der ki onu denemek için, verasını zühdünü deneme adına, hani inni sa'imun demişti, oruç tutuyorum, hakikaten oruç tutuyor mu bu çoban? Der ki, bana oradan bir tane koyun versen, veremem ki der, benim değil bunlar, bunların sahibi var, benim içinde bir tane bile koyunum yok. Peki, bunların sahibi seni nereden görecek? Ona dersin ki, kurt geldi kaptı ya da bir tanesi öldü desen sana inanır mı bu koyunların sahibi? Elbette inanır koyunların sahibi. O inanır fakat fe Allah Allah'ı nasıl inandırabilirim? Evet sahibi inanır. Koyun öldü desem o görmez. Bana itimadı var. İbn Ömer diyor ki sen bak çobansın. Oruç tutuyorsun. Hadi gel bir tane sat bize. Alalım onu biz yiyelim. Akşam sana iftariyelik de veririz. Hani sahibi de yok, gören de yok kimseler. Kim götürecek, kim anlatacak? Evet kimseler yok ama fe Allah her yerde gören Allah Azze ve Celle var. Ona bu koyunun hesabını nasıl verebilirim? Yani yüreğinize namaz onu yerleştirecek. Köydesiniz, sütü veriyorsunuz kimseler yok. Su katabilirsiniz. Ama fe Allah, gören bir Allah var. Sokakta gidiyorsunuz. Gören kimseler yok. Önünüzde kadınlar var. Kendilerini arz ediyorlar. fe Allah, Allah var. Memursunuz. Bilgisayarın bir tuşuna bassanız milyarlar haksız yere hesabınıza geçecek. Fakat fe Allah diyorsunuz. Allah var, Gören Allah var diyorsunuz. İnne salate tenha anil fahşai vel munker. Namaz seni fuhşiyattan. Namaz beni münkerden uzaklaştırıyor mu? Ve len yec'alallahu lil kafirine alel mu'minine sebilâ. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, Allah müminlere karşı kafirlere yol vermemiştir. Velen yecalallahu elbette vermeyecektir. Fakat her yerden geldiler. Bağdat'a, Şam'a, Kahire'ye, Anadolu'ya, alemi İslam'a her yerden geldiler, girdiler. Alemi İslam kapısı kırık bir han gibi. Gelen bütün kafirler operasyon yapıyorlar. Neden operasyon yapıyorlar? Allah azze ve Celle namazla gel buyurmuştu namazla bana sığın buyurmuştu. Namazın ruhuna, namazın hakikatine ihanet etmezsen, sahabe gibi, peygamber gibi, Ebu Bekir gibi, Ömer gibi, Osman Ali radıyallahu anhum, onlar gibi namaz kılarsan, onlar gibi abdest alırken titrersen, yüzünün rengi değişirse, onlar gibi Allahu Ekber der, onlar gibi secdeye gidersen velen yec'al Allahu lil kafirin alel mu'minin sebila. Allah Bağdat'ın, Şam'ın, Mısır'ın yolunu işte o zaman Amerika'ya kapatacak. Cihadın olacak, mücadelen olacak. Allah yolunda her bedeli ödeyeceksin. Ama bütün bunların önünde Allah Resulü Aleyhisselam gibi namaz kılacaksın. Sahabe gibi namaz kılacaksın. O aşk, o mana ile rahatlamak için ben geldim ya Rabbi. Bütün kötülüklerden, mahsiyetten uzaklaşmak için huzurundayım. İşte o zaman Allah kafirlerin, zalimlerin, küresel eşkıyanın Müslümanlar üzerindeki yollarını o zaman kapatacak. Sahabe gibi Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi Namaz kılıyor muyuz ya da kılmıyor muyuz? Hesabı basit. Eğer namaz bizi bütün kötülüklerden alıkoyuyorsa onlar gibi namaz kılıyorsunuz. Gözünüz sokakta yürürken Züleyha'ları gördüğünde ateşten kaçar gibi o gözleri çeviriyorsanız Allah Azze ve Celle işte o zaman namazlarınızı kabul ediyordur.